Necmettin Erbakan hayatta olsa CHP ile bir ittifak yapar mıydı? Soru buydu. Saadet Partisi lideri hiç düşünmeden, hiç tereddüt etmem diye yanıtladı soruyu. Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'dan gelen açıklamalarsa biraz aksi yönde. O CHP'yi dışarıda bırakıp bir ittifak yapalım diyor diğer partilere. Şimdi yapılan hatırlatmalar Erbakan'ın eski açıklamaları üzerine elbette. Ancak Erbakan'ın sözleri de montajlanarak servis ediliyor. Örneğin Erbakan'ın AKP'nin kuyruğuna takılma sözleri montajlı videolarda CHP'nin kuyruğuna takılma diye duyuluyor. İşte bir montaj hikayesi ve Erbakan'ın ittifak konusunda eksiksiz ve montajsız gerçek açıklamaları. Ey kasketli adam, beni iyi dinle. CHP'ye aldanıp da AKP'nin kuyruğuna yapışma. Gene harakiri yaparsın, gene aç kalırsın. Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu, olmaz mıydı? Son tartışma bu Milli Görüş cephesinde. Bir de montajlarla saklanan Erbakan'ın AKP'nin kuyruğuna takılma sözleri. CHP'ye aldanıp da AKP'nin kuyruğuna yapışma. Beni iyi dinle. CHP'ye aldanıp kuyruğuna yapışma. Erbakan Haziran 2007'de İşbirlikçiler ve AKP'nin Ekonomik Yıkımı isimli konferansta söyledi o sözleri. Ey kasketli adam, beni iyi dinle. CHP'ye aldanıp da AKP'nin kuyruğuna yapışma. Gene harakiri yaparsın, gene aç kalırsın. Sözleri yeniden gündeme getirense Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun açıklamaları. Oysa hepimiz bu ülkenin insanıyız. Hep birlikte tanış olduk ve işi kolay kıldık. Karamollaoğlu Milli Görüş'ün temsilcisi olan siyasi partinin genel başkanı, yani Erbakan'ın siyasi varisi bir anlamda ve CHP ile aynı masada. Bir canlı yayında Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu diye soruldu Karamollaoğlu'na. Hiç tereddüt etme. Kesinlikle olurdu. Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'dan gelen açıklamalarsa aksi yönde. O masada sadece CHP'ye çağrısı yok. Hatta Türkiye'nin başına CHP'li bir cumhurbaşkanı getirme projesinin bir parçası olmayın diyor Fatih Erbakan. Ona hatırlatılansa yine babasının sözleri. Eğer bu dördü bir araya gelirse, bir araya gelmek demek tek parti olmak demek değil ha. Bir seçim beraberliği. Ecevit'le 1974'te ittifak yapmıştı Erbakan. 1988 yılında da Özal'ın seçim kanunu sonrası ANAP'a karşı SHP ve DSP'li bir ittifak tavsiye etmişti. O tavsiyeyi de hatırlattı Karamollaoğlu. Özal başbakanken meclisteki konuşması açık. Onun karşısında bulunan bütün partileri bir araya gelme, içinde Ecevit de dahil o zaman. Evet. Herkesi bir araya gelip bir muhalefet sergilemeye davet etmişti. Tartışmanın bir başka tarafı da Erbakan'ın sözlerine yapılan montaj. Bunların gittikleri yoldan bir yere gidilmez. Gittikleri yoldan gidilmez dediği de, kuyruğuna takılma dediği de AKP aslında. Ama Yeni Şafak ve Haber 7 sitelerinin Mayıs 2018 yılında Erbakan'ın sözlerini montajlayarak yayınladıkları çıktı ortaya. CHP'ye aldanıp da AKP'nin kuyruğuna yapışma. Beni iyi dinle. CHP'ye aldanıp kuyruğuna yapışma.